Welcome, welcome. Cengiz'in İngilizcesi çok iyidir. Yıllarca İngiltere'den kaçak kod getirip sattığı için orada çok güzel öğrenmiş. Çok gurur duyuyorum. Boyfriendimle. Ay ne boyfriendi Allah'ını seversen Gizemciğim ya. Yo boyfriend Cengiz, hayır. Hatta kadına da anlatacağım, kadın da bilsin durumu. Şimdi Kristen, husband, me, this yes, this yes, this no, you know? Ah, şok, şok, şok. Husband, no. Who is this? Who is this? Boyfriend. Sorry, boyfriend. No husband. Ne diyor anlamıyorum. Umarım bir soru yoktur. Okay? Let's go with the flow. This man, bu adam he's ne so kadar funny. Komik. Hopefully, hopefully. Ya bülbül gibi çakıyor benim beyim ya. Yalnız çocuklar, ben Kristen'e bir şey anlatıyordum. Kusura bakmayın, bizim sohbetimizi böldünüz. Şimdi Kristen, şöyle oldu olay. Husband me, yes this. Aa, şok, no this. İyi mi? Ne yapalım, ne yapalım? My avukat nasıl? Avokado. My avokado very good avokado. Avokado. Go, go, go. Me, husband, husband mother. O zaman go, go, go. Avokado. Ondan sonra hakim. The hakim. Hakim ne? Şey, avukatların başı gibi filan mı diyor? Avukatların başı olarak. Avokado head. The hakim avokado head ask. Ozan, yes, yes this, yes this. Husband mother, no. Ah, ah, no. Şok. Şok. Ve avokado da şok. Gizemciğim, yemeğini seç istersen lütfen ya. Lütfen. Yemeğimize bakalım. Kadın da yani avokadolu bir şey var sanıyor menüde. Ona bakıyor iki saattir avokado, avokado dedikçe. Safiyeciğim kusura bakma, Cengiz bana kaş göz yapıyor. Şimdi biz ortamda hep İngilizce konuşuyoruz. Kusura bakma, sen bilmediğin için sen anlayamıyorsun. Kadına şeyi anlatıyorum, diyorum ki hani yüzük taktık ama nikah yapmamış bu. Ondan sonra avukatıma danıştım, şey yaptım, mahkemeye gittik ama bunda nasıl işi bozdu diye anlatıyorum. Kadın da bilsin. Kadın da bilsin, öğrensin gerçekleri. Ya yok öyle ya ama. Çünkü bu karım karım diye anlatmıştır, öyle bir şey yok dedim, yok. Husband değil dedim. Yani husband koca oluyor İngilizce sen. Anlatayım ben sana. Dedim öyle bir şey yok, boyfriend. Boyfriend Türkçesi boyfriend yine. Tabii tabii. Yani İngilizce söylemene rağmen ya o kadar iyi bir vücut dilin var ki ben mesela senin meramını anladım. Müthiş bir iletişimcisin ya. Teşekkür ederim. Belki bir reklam şirketinde iş bulurum be. Çünkü insan bekarken çalışmalı Safiyeciğim. Yani evlendikten sonra koşturma, çoluktu, çocuktu bilmem ne, iş hayatını bırakıyorsun. Ben bekar bir insan olarak bence şu an çalışmalıyım. Gizem'in bir derdi var galiba. Umarım çözülür. We will do our best. Aynen. Elimizden geleni yapacağız. Endişe edilecek hiçbir şey yok Kristen. Önemli bir şey yok. Güven bana. Karım eksentrik bir karakter. Benim dramımı anladı. Kadın diyor ki psikolojisi nasıl bir hissiyat diyor. Yani Kristen çok very difficult. İki yıl, two years. Husband, okay. Husband. Yesterday, aa şok. No husband. No husband, boyfriend. Who is this? Who is this ya? Who is this? Gizemciğim yeter ama ya. Yani kadına da mı yani bu kimleri çakıyorsun böyle? Who is this, who is this? Cengiz bilsin ama kusura bakma yani iki yıldır ben kocam bilmişim. Aniden aa bu kim? Bu kim ya, bu kim şimdi böyle? Sen ne yiyelim? Ne tavsiye edersiniz? Balık nasıl? Why not? It's up to you. The fish balık müthiş. Ben balığı kesinlikle tavsiye ederim. Bak yine parasını da görüyor musun? Daha yemek yemedik. Yemeğin sonunda fiş alalım diyor, masraf yazarız diyor. Fişi unutmayın. Ne anlatıyorsun kadına? Kadın misafir. Fişten kadına ne Cengiz? Ayıp. Yabancı misafir. Sonra konuşursun sen onun şeyle, şefle. Senin İngilizce de bayağı iyiymiş bu arada ha. Araya girmeler falan bravo. Ama her şeyi tercüme etmem gerekiyor Gizem'e. Sohbet yürümüyor. Gizemciğim ne alırsın? Oo,
bir dakika. Nerelere gittin sen öyle? Dokunmatik hareketler falan. Bir saniye, ilişkimizde ben oralara gittiğimizi düşünmüyorum. Yo, daha dün bir bugün iki. Cengiz Bey, ne oluyor? Daha boyfriend, girlfriend. O olaylara girme. Ben tanınan bir mankenim. Topluma mal olmuş bir insanım. Lütfen biraz dikkat edelim. Laf olur, söz olur. Biraz dikkat. Yes this, no this. Ha? Boyfriend, no husband. Who is this? I told you. Söylemiştim. Ya pastacıymış ya. Allah gönlüme göre veriyor. Niye? Kalbim temiz. Anne ne alakası var ya? Hemen kendi kendine yakıştırıyorsun insanları. Kafanda da hemen nişanladın bizi ha. Oğlum ben başımıza talih kuşu kondu demiyorum. Kız hayallerimdeki gelin demiyorum. Yarın sözü takalım demiyorum. Yana yakışır bir kız, yıldız gibi defolunmalı demiyorum. Bir daha mı görsen yarın diyorum oğlum. Anne gördüm işte bugün. Ayrıca kızın da benimle bir alakası yok. Ben de hiç dedi beğenmedim kızı. O ne biçim bir kız ya? He, bir de çıplak mı görsen acaba? Anne ne diyorsun sen ya? Ben muayene etmek için soysam sen de şu kapı aralığından baksan ha. Oğlum belki beğenirsin, belki de aklın kalır. Anne rahat bırak beni ya. Oğlum bir omurgası var. Ama ben böyle omurlar görmedim. Bak böyle her biri gül tomurcu. Maşallah maşallah. Bir de yıldıza bak. Nesi var? Kesin kemik elemesi var. Gencecik kızda. Oğlum ben anlarım ya, Allah Allah. Kız yengeç gibi yampiri yampiri yürüyor. Oğlum kalsiyum masrafına daha dayanmaz. Oğlum. Üzme beni oğlum. Yaşlıyım ben zaten. Vermişim gücüm derdim sensin. Hiçbir şey almıyor içim burayı. Tamam anne, tamam. Yarın bir uğrayacağım, tamam. Belki elektrik alırsın. Tamam. Belki çay içersin. He, tamam. Çıplak görmek istiyor mu? Anne saçmalama Allah aşkına ya. Tamam geleceğim yarın ama bak sakın öyle bir şey yapma ha. Geleceğim iki dakika sohbet edeceğim, tamam? Oğlum kızın ruhu güzel. Ondan benim içim ısındı. Maşallah maşallah, sübhanallah. Benim işim gücüm derdim sensin zaten oğlum benim. Sen mutlu ol yeter. Benim dünya işinde alakam yok. Hep ahiret. Kızın elinde kolunda nereden bakarsan bak 20 karat pırlanta var. Aa, günaydın. Ne haber? Dikkat et, telefona bakarken düşeceksin. Bak geçen hafta babammıştı, karakteri değişti ha. Olsun be, değişmeyidir. Sen değişme ya. Sen böyle çok iyisin. Neye bakıyorsun? Belki New York'tan aldığı ödülü koymuş da. Allah Allah. Gösteriş budalası ya. Ödül almış çocuk, koymasın mı? Aman ödül. Baba parasıyla film yapmak kolay. E sen de yap. Bizde o kadar para yok ki. Onlar var ya, ooo ne para var onlarda. Bak sana şunu söyleyeyim. O kadar paranın olduğu yerde ahlak olmaz. Asla olmaz. O kadar çok para, helal para olmaz. Üf, anneannem gibi konuşuyorsun. Haklı kadın. Bu Berkler ailecik üçkağıtçıdır. Bak mesela uzaya gideceğiz diye para topladılar. Ne oldu? Bizim 100 bin dolar ne oldu mesela? Ne oldu? Millet testten geçememiş. Ya bırak, yok yer çekimsiz ortammış da yok basınç testiymiş. Helak ettiler herkesi. Niye? Kimse gidemesin, paralar bunlara kalsın. Oh ne güzel. Berk lisedeyken de böyleydi. Yemeğe giderdik, ay cüzdanımı evde unutmuşum. Ama bunların ailecek dini, imanı, para, her şeyleri para. İyi çocuktur, hoş çocuktur. O çok ayrı bir şey. Ama yani işte ben bil diye söylüyorum bunları, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz.